İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Le Figaro Türk emperyalizmi Ermeni halkının haklarını kısıtlıyor. Düşman Şuşi yönünde ağır toplar kullandı. Sivil halk arasında mağdurlar var. Zohrab Mınatsaganyan Azerbaycan Güney Kafkasya'da bir terör merkezi haline geldi. Suriye ordusu eski bir Türk askeri üstünde Suriye bayrağını dalgalandırdı. Batı Ermenistan'daki Meya Antik kenti keşfedilmeyi bekliyor. Savaş alanında bin resim, gümrü ressamları, Artsah ve Ermeni askerleri için. Le Figaro, köşe yazarı Oliver Delorme, Türkiye'deki birçok zulmün tarih boyunca göz ardı edildiğini söylüyor. Tarihçi, Batı'nın emperyalist rejime karşı gösterdiği hoşgörüsünü kınıyor. Kafkasya'da Lenin'in ve Stalin'in mirasını korumak gerçekten gerekli mi? Türkiye'nin Suriye, Libya, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik saldırganlığının olası tüm mazaretlerini bulmak için bu soru sorulmalı. Ve Ankara'nın İslami emperyalist rejiminin Azerbaycan vasıtasıyla Ermenilere karşı yürüttüğü savaşı görmezden gelmeyin. Hala Avrupa Birliği tarafından büyük ölçüde finanse edilen bu rejime Batı'nın hoşgörüsünün nedenini bilmek ilginç. Türkiye, Azeri ordusuna yardım olarak Orta Doğu'da El-Kaide'nin ve IŞİD'in kalıntılarını topladı ve onları Libya'dan Kafkasya'ya taşıdı. Karanlık saatlerin geri dönüşünü kınayan uzmanların Ermenilere karşı işlenen soykırımın reddinin okullarda ve üniversitelerde resmi propaganda malzemesi yapan bir devletin saldırganlığından neden öfkelenmediğini sormak yerinde olurdu. Sadece bir an Almanya'nın İsrail'e saldırması durumunda uluslararası tepkiyi düşünün. Makalenin tamamını web sitemizden okuyun. Düşman Şuşi yönünde ağır toplar kullandı. Arsak Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı yaptığı açıklamada gece yarısından sonra düşman tarafı askeri operasyonlara paralel olarak barışçıl yerleşim yerlerini bombalama programına yeniden başladı. Şuşi yönünde ağır toplar kullandı. Sivil halk arasında mağdurlar, şehirde çok fazla yıkılmalar var. Yaralı vatandaşlar hakkında ek bilgi aktarılacak bildirisinde bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan, Ermeni Genel Hayırseverlik Birliği Avrupa Ofisi tarafından başlatılan Artsakh'ın bağımsızlığını tanımak için Avrupa Gençliği Programı'nın katılımcılarından, mevcut ve eski Avrupa Birliği milletvekillerinden ve yabancı gazetecilerden oluşan bir heyeti 3 Kasım'da makamında kabul etti. Bakan Munatsaganyan konukları karşılayarak Artsakh için bu zor dönemde Artsakh'lu Ermenilere gösterilen destek ve dayanışmanın ifadesi olarak böyle bir temsilci heyetinin ziyaretinin son derece önemli olduğunu kaydetti. Zohrab Munatsaganyan hazır bulunanlara Azerbaycan'ın Artsakh'a karşı başlattığı geniş çaplı saldırganlık hakkında bilgi verdi. Dışişleri Bakanı misafirlerin dikkatini Azerbaycan'ın başlattığı savaşa doğrudan müdahil olan Türkiye'nin istikrarı bozucu rolüne çekti. Bu müdahale Orta Doğu'dan yabancı silahlı teröristlerin askeri alınmasıyla ve çatışma bölgesine konuşlandırılmasını ifade ediliyor. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Azerbaycan'ın Güney Kafkasya'da teröre sponsorluk yapan bir devlete dönüştüğünü ve terör merkezi haline geldiğinin altını çizdi. Tert Ayem tarafından bildirildiğine göre Suriye Arap Ordusu kuvvetlerini 2 Kasım'da Morek kentinde bulunan eski Türk askeri üssünün yerine konuşlandırdı. Suriye hükümet ordusu Türk kuvvetlerinin Kuzey Hamadaki kontrol noktasından çekilmesinden birkaç gün sonra kuvvetlerini konuşlandırdı. Suriye ordusu mühendislik ekipleri bölgede patlayıcı bulunmadığını ve bunun ardından ordunun daha önce Türk askerlerinin işgal ettiği tepeye Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çektiklerini açıkladı. Morek artık Suriye kontrolü altında olduğuna göre ülke ordusu dikkatini Türk ordusunun yakın zamanda çekildiği Şermakher gözlem noktasına çevirecek. Batı Ermenistan'daki Ağrı ilinin Diyadin ilçesinde geçmişte barınma, güvenlik ve savunma anlamında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Meya Antik kenti keşfedilmeyi bekliyor. Bir dağın sarp kayalıklarına oyularak yapılan antik kentin içinde ibadethane, tandırlık, yaşam alanları ve çok sayıda mağara bulunuyor. Ulaşımın kolay sağlandığı antik kentte Kayalıklara oyularak yapılan çeşitli işaretler ve yapılar geçmişte bölgenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını gözler önüne seriyor. Mağaraların bir kısmı doğal oluşum sonucu meydana geldi, bir kısmı da özellikle burada yaşayan uygarlıklarca barınma amacıyla yapıldı. Burası aynı zamanda bir kale kentidir. Kale kentleri savunma amaçlı kurulur. Suyun yakınlarda bulunabildiği, tarımın ve hayvancılığın kolaylıkla yapılabildiği bir alan. Burada güvenlik birinci planda dikkate alınmış ve kalenin bulunduğu dağın zirvesinde ciddi şekilde korunaklı bir kent inşa edilmiştir. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin Gümrü şubesi orduya yardım etme seçeneğini kendisi seçti. Girişim yeni ve profesyonel sanatçıları tek bir hedef etrafında bir araya getiriyor. Armen Press tarafından bildirildiği üzere gümrülü ressamlar Artsah ve Ermeni askeri için başlıklı sergi satıştan biriken tüm geliri Hayastan adlı Pan fonuna aktarıyor. Projenin girişimcisi ressam Aşot Hagopyan ortaya çıkan bohemin etrafında yeni ve profesyonel ressamlar birleşti. Hepsi tek bir nefer ve eşit değerlerde dedi. Girişimin başlatıcıları bugüne dek 120'den fazla eser sattı. Sanatçılar bağış kutusunda toplanan parayı her salı günü Hayastan adlı Pan-Ermeni fonuna aktarıyor. Faaliyet süreklidir. Satış ayrıca çevrimiçi olarak da yapılmaktadır. Resimlerin konusu farklı. Sadece tek bir koşul var. Boyutları 13'e 13 olmalı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size MRO adlı Ermeni Ulusal Şarkı Sanat Merkezi'nden Davros adlı eseri sunuyoruz. eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.